Şimdi burada bayağı bir ses var haliyle çünkü birçok tekne, özellikle charter'a çıkan bizim gibi kiralama şirketleri, teknesini ticari olarak ya da bireysel olarak hazırlamak isteyenler şu anda yeni sezon hazırlıyorlar teknelerini. O yüzden boyasıydı, bakımıydı, motoruydu, usturmaçasıydı, dingisiydi, botuydu bilmem nesi, herkes şu anda bakımlarını yapıyor. Şubat ayı normalde çok etkinliğin olduğu ya da aktifliğin olduğu bir zaman değil. Ayrıca bugünkü etkinlik için işte pastaneden birkaç bir şey aldık. Kuru yemişlerimiz var, meyvelerimiz var, şampanyalarımız var. Bizim tekne 2 saatlik bir organizasyonu aslında ev sahipliği yapacak diyebiliriz. Sonrasında biz de hazırlıklarımızı yapıp arabayla İstanbul'a döneceğiz. Olan değişik. İstanbul'a da dönünce başka bir şeyler olacak. Neyse, anlatacağım bunları ya. Çok iyiydi. Normal çok güzel bir haftalık vlog çıkarmak için hem Fethiye hem İstanbul tarafında böyle fişek gibi bir video yaparım umuduyla biz uçağa biraz önce izlediğiniz gibi bindik. Babamla beraber Fethiye'ye gelmiş bulundu. 3 günlük zaten bir planımız vardı. 4 Şubat'ta da arabayla Fethiye'den İstanbul'a doğru yola çıktık. Zaten hem arabayı almak için Fethiye'ye gidiyorduk hem de oradaki işlerimizi halletmek için. Ta ki İzmir'i geçtikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan mesaj gelene kadar. Şimdi biz arabada giderken ben sürüyorum, babam yanımda. Babamın telefonuna arda arda 2 tane SMS geldi. SMS gelmişse hiç sıkıntı yok da. Sayın Ahmet Bahadır Kantar ve Sayın Utku Kantar, ikiniz de temaslı olduğumuzdan bana Sağlık Bakanlığı dedi. İkiniz de temaslısınız. Yazıklar olsun size. Babama iki mesaj geldiği için biz tabii garipsedik durumu. Çünkü sonuçta hayat eve sığardı vesaire. Benim telefon numaram da kayıtlı. İşte bunun nasıl olmuş olabilir? Nerede bize bulaşmış olabilir? Nerede temas etmiş olabilir? Gibi gibi bir sürü kafamızda soru işareti oluşmaya başladı. Sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan, Sağlık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden mi? Sağlık İlçe Müdürlüğü mü? Ya Emniyet Müdürlüğü olabilir mi? Sağlık İlçe Müdürlüğü'nden aradılar. Bu arada 6 günlük dönemde muhtarlıktan mı aramadılar, aile hekimliğinden mi aramadı, her yerden aradılar bizi. Olay şuymuş, konuşmalarımızdan şunu anladık. Covid kurallarına göre bir uçak yolcusuysanız ve diyelim ki Covid'siniz, önünüzdeki ve arkanızdaki sıra temaslı olsun temaslı olsun, testli testsiz hiç önemli değil, direkt olarak temaslı sayılıyor ve karantinaya alınıyorsunuz. Bizim yolculuğumuzda da önümüzdeki yolcunun Covid olmasından dolayı biz de temaslı olarak karantinaya alınmamız gerekiyormuş. Bunu da şöyle öğrendik bu arada. Temaslı olduğunuz kişi isminin ilk iki harfi, soyadının ilk iki harfi ve TC kimliğinin son üç aynısı görünüyor. Ama telefon konuşmalarımızda bizi arayan ilçe müdürlüğündeki insanlardan biri adını soyadını söyledi yolcunun. Arkamızda herhangi bir erkek yolcu yoktu ve yolcunun adı erkekti. Dolayısıyla öndeki yolcu olduğunu varsayıyoruz. Neyse, tabii biz bunu İzmir'den İstanbul'a giderken öğrendik. Dolayısıyla yolun İzmir'den sonraki kısmında öğrendiğimiz için sağlık ekipleriyle, sağlık görevlileriyle diyeyim, çevrilirsek ne olacak? Çünkü o andan itibaren hem babamın hem benim uygulamalarımıza, HES uygulamalarımıza daha doğrusu, riskli ibaresi geldi bir anda. Risksizden tak diye riskliye döndü ve 1 Şubat'la 10 Şubat arası bir karantina görünüyor. Biz tabii o dönemde 4 Şubat'tayız. Çevrilsek ne yapıyoruz dışarıda? Hiçbir açıklaması yok. Telefonda durumumuzu anlattık. Onlar da neler söylememiz gerektiğini söylediler. İşte çevrilirsek hani durumunuzu açıklayın. Herhangi bir şey olsa arayın şu numaradan vesaire gibi birçok şeyi netleştirdiler. Eve geldim. 4 Şubat'tan 10 Şubat'a kadar evde karantinadaydım. Neyse, geldiler, test yaptılar. Testimde negatif çıktı. Herhangi bir problem yok. Hani kimseyi riske atacak ne babam ne bende bir problem oldu. Ne bir semptom var, ne bir şey var. Tamamen önlem amaçlı. Bizim de işimize geldi. Yalan yok. Biz de biraz tatil yapmış olduk. Yani... Ya bakın, benim doğum günüm 10 Şubat. Adam 9 Şubat'ta bitiyormuş. Rica minnet 10 Şubat'a uzattırmış karantinasını. Abi ne, bunu hediye alacağım. Karantinada evdeyim işte. Tamam, kusura bakma kanka dedim, evdeyim. İyiyim yani. Bir sıkıntı yok. Şu PC çekilişi bu karantina muhabbetinden dolayı bir video erteliyorum. Unutmadım. Burada duruyor bilgisayar. Bu videoda da iki şey var, düzeltiyorum. Ben karantinadayken bizim herkes yolunda takımı, herkes yolunda team, herkes yolunda anonim şirketi dediğimiz, bugüne kadar YouTube ve Twitch sayesinde tanıştığım insanlardan oluşan yayın mecra alanındaki en büyük destekçilerim Bursa ekibi bizim çekilişle yayınlarda verdiğimiz hediyeleri elden takipçilere dağıttılar. Ben de dedim ki video gönderin. Bir onları izleyeceğiz. Akabinde de bu hafta tek çıktığım gün, karantinam bittikten sonraki tek çıktığım gününde ne yaptığımızı izleyeceğiz. Bu haftalık böyle video oldu, kusura bakmayın. Elden de bir şey gelmiyor. Ne yapayım abi, karantinada ne yaptığımı çekeyim. Sabah kalktım PlayStation oynuyorum. Sonra da proje yazdım, yani başka bir şey yapmadım. Durum bu. Hadi izlemeye geçelim. 1 adet bandana, 2 adet parfüm, 1 adet bandana daha, hırka. Trendyol Express'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun.
bölünmene. İyi günler, bizim bir kargomuz vardı da. Yarın soğuk kuyuda teslim edilmek üzere gönderebileceğimi söylediler. Pazartesi soğuk kuyuya mı teslim edecekler? Evet. Harbi kargom var mı pazartesiye? Dolaylı yoldan var. Pazartesi geliyorum. Senle Utku'nun çekilişindeki paketlerden birini teslim ediyoruz. Vallahi. Şu anda aldığım gibi videoyu alıyoruz. Nerede oturuyormuş bebe? Öyle demeseydin, videodayım dedim oğlum. Şu an videodasın. Merhaba, ben Yasin. Yarışmaya Karabük'ten değil Bursa'dan katılıyorum abi. Bana Karabük'ten. Karabüklü deme artık Utku. Kanka çok fazla Karabük dedim ya. Sen buna bir şey yap ya. Karabüklü. Yılbaşından önce bir adet çekilişimiz olmuştu. O çekilişte tamına iki kişi Bursa'ya çıktı. Diğerleri kargolandı. Bir şekilde ulaştırıldı. Utku gitti. Bana iki adet paket ulaştı. Şimdi Doğanay'ın evine geçeceğim. Aramadım daha henüz. Birazdan arayacağım. Ve muhtemelen onun yanında açacağım kamerayı. Görüşmek üzere. Arkaya müzik koyarsın kanka sen. Böyle güneş altında kalmış bir adam geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yasin abiden uzun olduğum için beni dövdü. Aynı boydayız gördüğünüz üzere. Sırf o yüzden zaten arabadayız. Ya oğlum bu kadar da uzun olmazsın ama ya. Özür dilerim abi, ne diyeyim yani. Utku'nun telefonu adresi falan vardı, ondan yırttım orayı. İnsan bir veriyor ya, Allah Allah. Yo niye vereyim ya. Ne olacak sen? Adam o faturası. Burada Utku abinin adresi var. Evet var, onu çıkarma hiç. Kameramı bozmuşsun Utku abi. Bir hediye aldım, onu da bozuk gönderdim, teşekkür ederim. Açmadım bir lan da. Param parçalmış. Bunu yayında düşürdü arkadaşlar. O yüzden bu hale geldi büyük ihtimal. Sallasana bir adam. Gördüğünüz gibi kamera bu şekilde. Bir GoPro yetmez ama manevi bir değeri var bence. Galiba aldı çünkü. Sana çok teşekkür ederim abi. Bu hediyeyi bana verdiğin için. Şansıma da nasıl denk geldiyse bana yayında hiç dedim bana denk gelmez. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Allah aşkına şu adam 100 bin abone geçsin artık. Kapat artık. Merhabalar efendim. Trendyol Express mi? Antar sana boş boş görüntü oluyor. 2'de 40 tüm kanatsızlara selam olsun. Bak araba zaten hasar kayıtlı. Yapma şunları. Bir adet. Kutudan bandana. Teşekkür ederim. Ne demek, görevimiz. Siz de böyle hediyeler kazanmak isterseniz Twitch TV Utku Can Kamsat. Adam bizlere iyi reklam yaptı lan. Galiba. Teşekkür ederim lan. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Günaydın. Ay yeni uyandım. Belli oluyordur ama bu gözler ne ya? Benim acilen uyku düzenini toplamam gerekiyor. Aramızda bir eski futbolcu misali. Böyle Avrupa'da kulüp kulüp gezip sonrasında geri dönüp son yılını oynamaya gelen o futbolcu vardır ya. O futbolcunun YouTube'daki az vizyonlu versiyonu. Mesut derken abi. Mesut Özil. Bu video bayağı darmadağın oldu. Bugün cuma. Aa, iki gün sonra sevgililer günü lan. Neyse beraberiz. Geçen yıl da beraberdik galiba. Geçen yıl da beraberdik. İkimizin de ilişkisi vardı ama sevgililer günde ayrılıyorduk. Neden? Beraber geçirmek için. Hayır abi. Dediği almamak için. Şaka da yani. Ben Amsterdam'da oluyordum. Anının doğum günde 10 Şubat. O tarihleri hep yurt dışına getiriyordum. Ondan önce İspanya'da oluyordum. Elitim ya ben. Burjuvayım ya ben. Hani hakikaten şans böyle denk geliyordu. Haftasonu karantinasına girmeden bizimki abi araba aldı. 4 ay sonra galiba değil mi? Denizli çalıştım, olmadı. Bu sefer İstanbul'da çalışmaya geldim. İnşallah bu sefer olduracağım. Arabayı alacağız. Eve döneceğiz. Sonra da bu vlog biter herhalde öyle. Nasıl duruyor? Çok güzel değil mi? Abi çok güzel ya. Emanete bak, bebeğim gibi ya. Ya bundan hiç bahsetmedim bu arada da, bu arabayı alalı bir ne kadar oldu? 2-3 hafta, 1 ay falan oldu. Kar yağışları başlayacak bu hafta diye bu arabayı benim evin kapalı otoparkına götüreceğiz. Nasıl? Diğeriyle alakası yok değil mi? Yok be, hiç yok. Oğlum diğerinin torpidosu kırıktı be. Ya ne alakası var torpidoyla? Bu arabanın en ilginç tarafı 2005 model ve araba 49 binde. Nerede ya? Hadi be. Şimdi alıp eve götüreceğiz. Bir de sol ön tamponda bir ufak nazarlı varmış. Bir de onu gösteririz haftaya eğer hava güzel olursa. Öyle. Hadi alalım gidelim eve. De hafta sonu karantinası. Anıl'ı özlemişim ya. Anıl. Bu binayı yapan usta. Niye evlenen? Seni özledim ha. Ben de seni özledim. Vallahi özledim. Oğlum eski takipçiler bilir, 2 yıl önce bir tane 98 model SLK vardı. Satmıştık. 2 yıl sonra bir yeni kasası işte. O R170 kasasıydı. Bu R171 kasası. En çok beğendiğim kasası da bu. O Mercedes'in efsane SLR modeline benziyor çünkü tasarımı. Zaten yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimalle oradan alınmış olması lazım. Çok özlemişim ya. Ense üflemeyi açtım da. Modellerin bazılarında ense üfleme var, bazılarında yok. Ense üflemenin modeli. Şurada işte gördüğünüz. Koltuğun arasındaki ufak ızgara var ya, oradan hava üflüyor, sıcak hava üflüyor. Bu araçları seven insanlar da bayağı aradığı bir opsiyon bu arada. Niye aradıklarını anlamıyordum daha önce. Şimdi anlıyorum. Çok güzelmiş çünkü. Güzelmiş.
Ya işte millet böyle arabaların manitasını atar. Kızları atar falan. Benim attığım tipe bak ne ya. Beğenmiyorsun. Beni beğenmiyor musun? En azından dardar yapmıyorum. Dardar mı yaptın? Kaç tane kız arkadaşın dardar yaptı sana? Yönünden baktın, iyi yönünden. Vlog kafası, alış artık şu vlog. İşte biz üstüne açıp gezmeye başladık. Şimdi bir iki yere gittik, sanayiye falan da uğrayacağız. Bir iki işi var diye. Bütün arkadaşlarım bana DM'den çiziyor. Üşümüyor musun lan, artist falan yazıyorlar. Yok, üşümüyorum. Hıyar gibi görünüyoruz şu anda. Hatta yanıyorsun değil mi şu anda? Evet, çok sıcak. Koltuk ısıtma çok iyi be. Yani. Camı kapat da üşüme. Duyamıyorum. Üstümü belli edeyim mi? Hadi atla da abi, çıkalım ya. Bugün günlerden pazartesi. Ben, Anıl Paç ve Canberk Gedikoğlu bir E300 kabriyonun içinde hastal yolunda Anıl'a otonomu öğretiyoruz. Göstereyim. Nasıl abi otonom sürüş? Çok iyi. Biz araba kullanmıyormuşuz yani. Bu hiçbir şey. Yani ben hiçbir şey kullanmıyormuşum ya. Benim arabadaki en teknolojik parça teyip. Kanka ne düşünüyorsun bununla ilgili? Abi haklı. Ben de şimdi böyle şeyleri kullandıktan sonra biliyorsun bir Megane 1 kullanıcısıyım 16 senedir. Evdekine ekmek su veresim gelmiyor. Şunu merak ediyorum. Bu arabayı alacağına Denizli'den kaç apart olur? 15 alır. 15 apart alır. Bir de ufak güzel bir araba alır yani. Bu arabayı benim almam için minimum kenarda 150 tane apartım olması gerekiyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Yorum atmayı unutmayın diyorum. Aynen, lütfen apart.